İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Bu haftaki konuğumuz Kaleş Başkanı Fuat Topaloğlu. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Evet, gündem yoğun olduğu için sizi davet ettik. Bizi kırmadınız. Buraya kadar geldiniz. Teşekkür ederim. Uzun süren, bugün herhalde 8. gün bir eylem var aslında. Ama tabii bu eyleme baktığımızda bir bölünmüşlük de var. Çünkü Kaleş bu eyleme destek vermedi. İsterseniz buradan başlayalım. Neden Kaleş bu eyleme destek vermedi? Evet. Daha sonraki de neden küçük bir ülkede neden bu kadar küçük sayıda topluluklar, birlikler bölünme ihtiyacı hissediyor? Bunlarla ilerleriz. Evet. Şimdi pandemi başladıktan sonra ben tabii takriben iki dönüm Kaleş Başkanı yaptım. Bu son kurultayda seçime giderken ben aday olmadım. Çıktım o gün. Üyeden helallik istedik. Teşekkür konuşmamızı yaptık. Ve oradan da ayrıldım erken taraf olmamak için. Arkadaşlar katıldı, seçildi. Kendi aralarında yönetimi seçtiler. Tüzüğe göre başladılar. Bu pandemi döneminde başladığında, şimdi o dönemin başkanı, ondan sonra istifa ettiydi. Diğer tarafta, diğer grupta kendi aralarında bir uyumsuzluk başladı. Yönetimin 7 kişinin ve bunu yürütemediler. Çok da derinlere inmek istemiyorum. Bunu yürütemediler. Bunun akabinde pandemi başladı. Bir de bu pandeminin getirdiği bu ülkede pandemi taşımacılığı yaratıldı. Bir rant. Evet. Tabii bunları kim yarattı? Siyasi erk. Hükümet edenler yarattı. Ona da geleceğim. Hal böyleyken tam o dönemlerde tabii sektörün ciddi sorunları. Her taraf kapalı, kimse önünü görmüyor. Bu bulaşın ne kadar gideceğini, ne olduğunu bütün dünyada, yalnız bizim ülkemizde değil. Herkes tartışıyor. İşte bir takım sivil toplum örgütleri, toplantılar, hükümetle görüşmeler vesaire. O dönem bir grup ayrıldı yönetimden. 3 kişi dışarıdan da çok küçük bir çevre gene meslektaşlarımız. O zamanki siyasi erk bunları dizayn etti. Ben söylerim, rahatsız olan da olur. Siyasi erk bunları dizayn etti. Ne yaptı? Başka bir birlik kuruldu. Çok süratli. Bu birlikte şu andaki başkanla görevli. 18 Mayıs'ta Kaleş'in üyeleri, ben ve iki arkadaş daha üye arkadaş ve yönetimden geriye kalanlarla biz bu işe soyunduk. Çünkü öyle bir şansımız kalmadı artık. Önümüzü görmüyoruz. Ciddi ekonomik bir kriz var. Devletten alacağımız taşıma paralarını Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı maliyeden para alınmadı. Böyle bir görüşmelerden sonra bir eylem başlatıldı. Bu eylem meclisin önünde oldu. 18 gün sürdü. Şu anda diğer taraftaki başkan Kaleş yönetimdeydi ve aşağı yukarı 30 yıl yönetimde görev yaptı. Bugün de dedi bir şeyler aldım ben. Sen bir şeyler alamadın ki. Sen bu kadar başarılıysaydın niye bıraktın Kaleş'i ve gittin? Bunu anlatacaksın üye. Ve ne aldın? Hiç. Sadece çıkar. Tamam, küçük çıkar olan ne? Küçük, onları da söyleyeceğim size. Küçük çıkarlar için kuruldu bu birlik. Siyasi erk de dedi ki ben bunları böleyim ve yöneteyim. Çünkü ben gene söylerim, bir geçen gün yayında söylediğim bir programda siyasiler Kaleş'in üyelerinin oy deposu görür. Seçim zamanları. Dediler ki bunları bölelim. İstediğimiz gibi Kaleş'i kimse öyle demez. Ne geçmişte ne de bugün. Bu arkadaşlar bu birliği kurdurdular kendilerine. Siyasi erk yönetsin diye. Bakın. Kaleş kendi yönetir. Kaleş aslanlar gibi çıkar. Kaleş bir otoritedir. Bu ülkede 76'da kurulan en eski sivil toplum örgütlerinden biridir. Ne yazık ki bu arkadaşlar da izin aldılar. 3-4 tanesine izin verildi. Zaten bir görevli de itiraz kurulundaydı. Kimisine getirdi işte izin verdi, araba sattı.
Biri oğlunu aldı. Hiç tamamen ne yerleşim birimi uyar ne taşıma bölgesidir. Hal böyle olduğu halde bunlar izin de aldı. Nereden aldılar? Girne'nin doğu batı bölgesi, Lefkoşa Gönyeli ve Laptağ-Töller bölgesi. Çıktığın zaman bunları da konuşacağım. Yani ne pandemi aldı? Süresince. Pandemiden hemen önce. Hemen önce. Pandemiden hemen önce. Onun için siyasi ert da bunlarla istediği gibi oynadı. Dizayn etti kendileri. Peki bugün baktığınızda şimdi mevcut Tarış'ın ne kadar üyesi var? 400'e yakın. Şu an 400'e yakın. Şu anda 400'e yakın. Normalde de herhalde 600. Ve şimdi şunu da söyleyeyim size. Tarış da üyeleri hastır. Turizm evet. Taşımacıları ve normal güzergah ve öğrenci taşımacıları. Diğer tarafta sırt kabarık olsun diye ne yaptılar? Şirket direktörüdür normalde. Şirketin ismi üye olabilir ve direktör. Evet. Seçim zamanı da onlar oy kullanabilir. Ne yaptı arkadaşlar? Sırf liste kabarık olsun diye önlerine ne geçtiyse yazdılar. Taşımacının haricinde. Bir de benim şirketim var. Benim ailemde kaç kişi var? 5 kişi. 5'inle üye yaptılar. Onlar zanneder ki her tarafı yuttular. İşte bizim bu kadar üyemiz var. Hayırlı olsun. Peki yani ben düşündüğümde, tarafsız olarak baktığımda. Evet. Şimdi iki ayrı birlik. Yani bir tarafta Karış, bir tarafta Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği. Bu iki birliğin bir yerde uzlaşıp da aynı, çünkü çıkarlar kesişiyor. Deniz Hanım, anlatarak oraya geleceğim. Bu sefer ederseniz. Geçti bu. Bitti. Belli bir süre geçti. İşte şu oldu, bu oldu vesaire. Hiç girmeyeceğim oralara. Bu taraf tüzük kurultayı yaptı. Tekrar seçime gitti. Seçimde yeni yönetim. Bütün her bölgeden 11 kişiye çıkarttık yönetimi. Bu arkadaşlar gitti. Ben bakarım işte şudur budur, yasal değiller şudur budur falan vesaire. Ondan sonra der ki diğer tarafın arkadaşlar, meslektaşlar. Karışın yıkılmasını, yok olmasını istemeyik. İstemen de ne yapalım? Saat başı rol değiştirin sen. Konuşmanın başında hayırdır kabul etmem. Ben arkadaşlar izledi, biraz da ben izledim şeyi. Evet. Programda, ajanstan. Ondan sonra dedin ki hayır biz onunla birleşme kardeşim. Birleşme. Güle güle kullan, hayırlı olsun. Zaten üye sana geliyor mu? Birleşme. Ben geçen gün çağrıda bulundum. Dedim ki bir çatı altına gelin toplanalım. Yani istediğiniz uzlaşı olmasın. Gayet tabii, çünkü evet. Misyonlarını tamamlıyorlar. Siyasi erkin bu sivil toplum örgütlerinde menfaat için evet zayıf halka varsa çok güzel oynar. Bakın. Çok güzel oynar. Ondan sonra da acısını üyeler ve o ayrılanlar çeker. Hepsimiz meslektaşık. Aynı gemideyik derler ama. Bu aynı gemiden siz daha önce atladınız. Siz can kurtaranları yiyip de atladınız bu gemiden. Öyle talimat aldınız. Gemideyik, gemideyik söylerler ama sizi siyasi yer aldı istediği gibi dedi. Siz bundan sonra burada oturacaksınız, bu şekilde yapacaksınız ve benim söylediklerimi yapacaksınız. Neden böyle konuşun diyen? Geldik biz son, geçti epey süre. Ağustos ayında, Ağustos ayının ortasından sonra biz Karış yönetimi olarak, yeni yönetim çalışma başlattık. İlk çalışmamız Milli Eğitim Bakanı'na, bir ay önceden. Neydi? Taşınacak öğrenci sayısı. Hangi kritere göre taşınacak? Bir taban fiyatımız vardı. Bu paraların kurtarması gerekir. Geçmişte de bu arkadaşlarla yapıyorduk bu çalışmaları. Döndük, ortaya bir tablo çıktı. Pandemiyi de göz önünde bulunduralak. Çünkü 2019-2020 eğitim yılında toplu taşımacılar para kazanmadı. 13 Mart'ta Bakanlar Kurulu'na kapandı şey toplu taşımacı. Turizm taşımacısı. Öğrenci taşımacısı ve güzergah taşımacısı. Güzergahta hatlarda olan arkadaşlar. Bunun üzerine dedik ki öğrenci taşımacılığından başlayalım. Yaptık. 9 maddelik bir protokol yaptık. Benim dönemimde gene yapılırdı bu. Ondan sonra bazı siyasiler kabul etmedi, müsteşarlar. Neyse biz bunu şart koştuk. Ben direttim. Eğitim Bakanı'na, dönemim Eğitim Bakanı ve Maliye Bakanı'na da. Bu şey protokola biz 6. madde diye bir madde koyduk. Neydi bu madde? Mücbir sebep olmadıktan sonra. Bu pandemi gibi. Evet. Bulaşlarla veyahut işte grevlerle falan vesaire. Neyse çünkü bu yola çıkılırken Milli Eğitim Bakanı Yeşilırmak'tan Dipkarpaz'a kadar
okullara taşımalı eğitim yaptırır. Bunu kimdir karşılayan? Karışın üyeleri, taşımacılar, her yerleşim birimindeki otobüsçü arkadaşlarımız, meslektaşlarımız. Sırf bu insanlar kredi aldı, bu arabalar hazırlanacak. Çünkü 6 ay oturdu. Bu arabalara küsler, lastik ve servisleri vesaire. Kredi aldılar hepsi. Vakıflar Bankası'ndan anlaşmalı olarak kredi aldı. Dedi ki bu krediler eğer pandemi başlarsa herkesin boyuna borç olarak kalacak. Donatime Eğitim Bakanı'na izah ettik. Maliye Bakanı'na izah ettik. Eğitim Bakanı kabul etti. İstediğiniz değil dedi. Neydi istediğimiz? Şimdi bahsedildiler. Dedi ki %50'sini sadece masrafları sırf bankaya olan taksitler ödensin. Çünkü bu hazırlık bizden hizmet aldığın için sen dedin ki şu tarihte biz başlıyoruz. Bu kadar yerleşim birimine toplu taşıma aracı. Bu arkadaşlar da bu meslektaşlar da hem diğer taraftakiler hem bu taraftakiler hazırlığını yaptı. Sırf bunu bugün bu kadar zorluk çekmeceli taşımacı. Her ay alsın diye ayrılan bütçeden. Şimdi diyorlar işte o para bizimdir falan. Yok onlar geçti. Sen protokola bunu koyduramadın. Ne olacaktı? Bu böyle olacaktı. Dedik ki tamam fiyatını. Ücretleri. Çünkü 3,5 yıl var. Toplu taşımacılar zam yapılmadı. 3,5 yıl. Yani benzine şimdi, zam olduğu halde. Her şey. Her şey. Evet. Döviz yükseldi. Evet. Adı konulmamış. Bir devalüasyon yaşandı. Bu ülkede hep birlikte yaşarız. Evet. Faiz oranları neydi? Evet. İşte marketler. İşte çarşı pazar. Hep birlikte yaşarız bu ülkede. Bunun üzerine bunları da düşünerek yükselttik. Bugün de çok cüzi rakamlara yapılır şey. Milli Eğitim Bakanı'na. Yani 1 Nisan'da Sayın Bakan dedi açılacak. Aşılar tamamlanırsa. Çok cüzi rakamlara yapılır. Bu da bizler için çok üzücüdür. İki taraf için de. Yani sektör için. Evet. Bu rakamlara. Dedi ki biz tamam fiyatımız şu olacak. Taban fiyatı nedir? Onu da açıklayayım size. Yani izleyiciler de iyi anlasın. Taban fiyat nedir? Taban fiyat nasıl asgari ücret belirlenirken bunun altında diyor açlık sınırı. Zaten taşımacılar da açlık sınırının altında yaşar. Taşıdığı sürece de. İşte nedir? Sabit giderler. Adam kontağı çevirirken nedir gideri? Şoför ve mazot. Onun üstünde bir şey de yok. Bu taban fiyatında. Günün koşullarına göre tatmin etmediği olsak iyi bir rakam yakaladık. Vay efendim şikayete gittiler Maliye Bakanı'na. Niye gittiniz şikayete? Karış yapmasın. Bize haberler gelir. Bitmiş protokolü tek imzaya kaldı. 11'de mutabık kaldık toplantıda. Saat 3'te bir haber Maliye'den. Hayır. Siz bizimle yapacaksınız. Dedik hayır. Sizinle bir ay görüşürük. Biz döndük toplantı yaptık. Dedik ki biz eyleme gidiyoruz. Açıkladık kamuoyuna. Seçim arifesindeydi. Ve eylem kararı aldık. 6 Ekim'de pandemiden de okullar geç açıldı. Evet. Biz 6 Ekim'de eylem kararı aldık. Basına duyurduk. Kalktı diğer taraf arkadaşlar şey yapıyor. Siyasetten direktif aldı. İşte biz duygusal bir açıklama, işte öğrenciler falan. Ya herkesin geleceğidir. Aileleri herkes düşünür. Sabredin, durun bakayım. Nereye gidiyorsunuz? Bu paradan sen de alacaksın. Yani sonuçta ortak yapılacak. Ortak yapılacak şey herkesin. Tüm taşımacının menfaatine olan bir şeydir. Evet. Biz işimize devam edeceğiz. Vesaire vesaire sıraladılar. Dedim çok güzel. Hükümet edenler de zannetti ki bunlar grevi kırdırdılar. Bitirdiler. Diğer taraf bozulacak. %95 katılımla ada genelinde eyleme gittik biz. 6 Ekim günü. Öğleden sonra telefon geldi. Akşam. Arandım dediler ki yarın saat 2'de Maliye'de işte şu bakan şu bakan ve siz karış toplantı yapacak. Neyle ilgili dediğim? Protokolla ilgili. Tamam. Çünkü benim olduğum yerde hep uzlaşı kültürü var. Gerek hükümet edenlerle, gerek sorunlarla. Eğer iyi niyetliyseniz ve bir şeyin, birliğin, bir derneğin başkanlığını yürütmek isterseniz hep uzlaşı kültürü yapacaksınız. Sonuna kadar. Olmazsa
Ondan sonra camına bakacaksınız. Şimdi yaptığımız gibi. Gittik, oturduk. Çetin bir görüşme oldu. 2 saat toplantı yaptık. Kalktık. Dedi ki bizim bu noktaya kadardır bizim şeyimiz. Bundan aşağısı eylem yarın da devam edecek. Geceleyin yine bir telefon. Hükümetin de bozulma günüydü. Ortakların. Dediler ki yarın saat 10'da Eğitim Bakanı aramıştı beni. Yarın saat 10'da Eğitim Bakanlığı'nda eylemi devam ettirmeyin. Yarın saat 10'da evet senin söylediğin gibi protokolü imzalıyoruz. Teyit ettik karşılıklı. Ertesi gün onda biz protokol imzaladık. Neydi protokolda? Temizlenmiş bir protokol, fiyat da düştü. Mecbur kaldık. Mecbur kaldık. Bütün taşımacı kaybetti. Diğer arkadaşlarla birlikte. Buradan kim kaybetti? Şimdi hal böyleyken sen bunları yaparken bir taraftan da işte bir yasalsın, yasal değil için üyeleri arama, bu tarafa gelin vesaire. Bunlar söylenmez, hoşuma gitmez. Ben o seviyelere düşmek istemem. Onlara da tavsiye etmem. Neticede meslektaşlık. Hal böyleyken arkadaşların eylemi oldu. Bu tarafta. Ben dedim ki yönetimdeki ve tanıdık çevredeki meslektaşlara hiç kimse dedim şey yapmasın, meslektaşlarımızdır. Ne yanlış bir şey yazın, ne yanlış bir söylemde bulunun. Pardon. Sonuçta hak arayışı aslında. Hak arayışıdır. Evet. Yani saygı duymak lazım. Yanlış bir şey yok. Ve talepler haklıdır. Karışın. Evet. O dönem istediği talepler. Evet. Ve onlar ne dedi o zaman? Yalnızca onlar yararlanmayacak. Onlar ne dedi o zaman? Ben hiç unutmam. Evet. Dönemin Çalışma Bakanlığı'na gitti. Canlı yayın yaptılar orada. Evet doğrudur. Şu andaki başkan devletten diyor hak isterken ayakların yere basan talepler olacak diyor. Hadi ya. Şimdi ne oldu? 6'ydı, 3'ydü. Siyasilerin figüra ne olursan böyle olur işte. Ne istediğini bilin, ne yapacağını bilin. Bir gün Ahmet'in direktifini alın, siyasi erkin, bir gün Mehmet'in direktifini alacağım. Peki. Budur. Ve bir en sonunda misyonumu tamamlayıp bitireceğim. Talepleri havada mı kaldı? Haklıdır bu talepler. Yani. Ona da geleceğim. Evet. Bu talepler haklı yani taleplerdir. Ama karışın onlar karşı çıktı, çünkü direktif evet. Oydu. Ters açıklama yapın. Yani sizin zamanınızda karşı çıktıklarına bugün kendiler talep ediyor. Talep gelmedi bakın. Şöyle bir şey haber gönderdik. Niye haber gönderdin? Telefonum var bilirik. Yıllarla birlikteyiz bu sektörün içinde. Yani sizi aramasını madem isterseydiniz, geleydiniz, çağıraydınız. Bir görüşelim, bir konuşalım. Biz oradan kaçmadık. Biz görüşmeden kaçmadık. Peki bu süreçte lafınızı kestim ama mesela 8 gündür geceli gündüzlü eylem yaparken tabii Başbakan ve Maliye Bakanı'yla da görüştüler. Evet. Milli Eğitim Bakanı'yla da herhalde görüştüler. Eğitim Bakanı Ankara'da. Şimdi gitti, bugün gitti. Evet. Peki siz görüştünüz mü bu süreçte? Biz görüştük tabii. Bu süreçte aynı şekilde bak, aynı isteklerle eylem yapmasanız da Deniz Hanım bakın görüştünüz. Ben size şunu söyleyeyim. Karış yıllanmış bir sivil toplum örgütüdür. Sen sevmeyebilin. İsmi ne yaptı genlere karışı? Yönetimler gelip geçicidir. Evet. Karış bir otoritedir bu sektörde. Hükümette de. Hükümet edenler de bile. Hangi hükümet gelse. Ve karışın yönetimleri dik durur. Nettir bunlar. İstediği zaman iner. Görüşmeleri bitince karar verir. Üyesiyle birlikte, taşımacılarıyla birlikte yapar eylemini, yapar grevini. Ben bunları sorgulamıyorum. Bakın yanlış anlaşılma olmasın. Haklı mı? Haklıdır. Ama dün bunlar Karış'ın talepleriydi. Sen destek isterseydin Karış'tan gelir ya çağırır gönderirdin ya telefonda arardın oturur görüşülürdü. İşte haberi gönderdik. Elçi gönderdik. Posta gönderdik. Bunlar asılsızdır. Peki, doğru konuşulmuyor. Evet, doğru konuşmuyorlar. Bir açıklamasında işte veto taşımacılığından bahsetti. Yani taşımacılık değil mi bu? Şimdi yani bakın nedir? Çok güzel bir noktaya değindiniz. Evet. Demek ki iyileşme var. Veto taşımacılığı hiç bahsetmeniz derdi. Kim yapardı veto taşımacılığını? Pandemi başladı başlayalım. Mart ayının sonundan beri o taraftaki bir meslektaşımız. Bugüne kadar. Hatta eylemde de
Bir taraftan şeyler bağırırdı arkadaki şey, üyeler. Müsaade edin anlatayım size. Bir taraftan da protokol yapardı o arabalar. Bakın bugüne kadar kontak çevirme ama çevirmeyen arkanızdakılardır ki temsil edersiniz. Onlara da doğruları söylemediniz vitoculara. Hepsinin arabası yönetimde %80'ini taşıdı. Pandemi taşımacılığını yaptın. Pandemi hastanesi yapılırken hem işletme hize hilafına siz dürüstsünüz işte adaletlidir vesairedir. Nerede kaldı senin adaletin? Adalet yok. Başın sağ olsun. Adaleti sen kabul ettin. Kaybettin. Ha çıkınca ekrana yahut gelince sana adalet ya eşitlik ilkesi. Tamam da eşitlik. Benim anlamak istediğim mesela bu süreçte evet. Sadece bir kişi mi taşıdı? Nereden? Yani nasıl pandemi bu süreçte sürecinde, onu söylüyorum size. Yani sonuçta onu talep edildi. Herhalde bütün taşımacıların hakkı var bazı şeylere. Hakkı var tabii. Ciddi bir veto filosu var memlekette. Evet. 260. Bir kişiye bağlı 200. Değil. Evet. Bir kişiye verildi ama. Şimdi başladı 3-5 kişiye de verir. O alan şahıs. Ve yanında çalışanın ismiyle alır. Öyle verir. Otobüsler ne oldu? Bugün elimde olan arkadaşların geçen gün de söylediğim. Yapsınlar meslektaşımızdır. O başka bir şey. Evet. Ama bunları doğru konuşacağım. Evet yaptık işimizdir, mesleğimizdir. Korkusuzca söyleyeceğim bunları, kabul edeceğim. Ama tüm üyelerimiz yapmadı diyeceğim bunu. Sen saklanmayacaksın arkalara. Zaten 400 tane üyeniz varsa 400 tane yapması mümkün değil. Benim tümü kendi olarak imkanı yok. Bugün mesela hesap evet. kitap yapılırdı. Yani bilgi milgi falan evet. alırlar. Yani belli bir kısım belki bu işten yararlanacak. Evet tabii. Çünkü zaten çok büyük bir krizdeyiz. Evet tabii. Şimdi ona da geleceğim. Evet. Ne oldu? Bir süre zarfında yaptı bu taraftaki arkadaşlar. Neyi yaptılar? Hiç yapmadık. 50'sini istedik. Eşitlik istedik diyenler. Havalimanını yaptılar. Dün ben programdayken bu işi yapan o taraftaki samimi arkadaşlarıydı. Mesaj attı programa. Onun da kafasına taş düştü bilmem. İlk defa mesaj attı programa. Dedi ki işte şu isimdeki diğer taraftaki birlik %95'ini onlar yaptı. Doğrudur. Yapıldı daha paralarını almadılar. Bunun üzerine Vito taşımacılığı da bugün oldu daha devam eder. Ama yapsınlar. Taşımacı yapsın. Kaçak taşımacılık yapacağına meslektaşlar yapsın. Ama adaletten bahsetme bana. Bir şey sen, daha sorayım ben buyur. Size. Şimdi havalimanlarından alınan garantina için. Tabii pandemi taşımacılığı. Peki havalimanında Kıpas var benim bildiğim. Kıpas battı. Kıpas bir yıldır çalışmıyor. Kapattılar. Peki. Hükümet kapattı şey Kıpas'ı. Bakanlar kurulu kararından sonra Kıpas çalışmıyor. Yani Kıpas kimindi tam, peki? Tam yani bir yıldır. Taşımacıların mıdır? Ha, özeldir kimindi? Bu sorumuz. Anladım ben herhalde mesaj geldi. Yok. Ben beş kişinindir. Bak Kıpas istiyorum. Beş kişinindir. Yani mesajlara biri baktım da, okumadım. Hayır. Yok okuyabilir ve sorabilirsin. Okumadım. Her şeyi sorabilirsiniz. Evet. Beş kişinindir Kıpas. Evet. Kıpas 16 yıl önce kuruldu. Sırf üniversiteler için. Şimdi ağıt yakılır çok. Bilen bilmeyen. Yani o zaman hayatta olmayan da. Hayır hayır onu açıklayayım size. 16 kişinindir. 16 ve şunu da söyleyeyim size. Bak şunu da söyleyeyim size. Kıpas yakında taşımacıya açılacak. Ortaklar yani aşmazsa. Hayır çalışmıyor. Çalışmıyor. Ortaklar aşmazsa ben hissemi taşımacıya açacağım. Bakın. Açık yani ve net söylerim. Hissemi benim, hissemi verdiğim mesaj, işte şudur budur devamlı şey yaparlar. Kıpas kıpas diye onu ezberlediler. Yatırlar kakallar, belli başlı şahıslar onu vurgulamaya çalışırlar. Kıpası, ama kıpas yasaldır. Evet. Dünyanın her yerinde toplu taşımacılık aracı vardır. Toplu taşıma araçları vardır. 16 yıl önce kıpas kurulduğunda ya tutarsa denildi. Ciddi rakamlara ve kredi alındı. Hibeydi falan vesaire. Aslında Kıpas'ın konusu için gelmedim buraya. Hiç de sevmediğim şeydir yok, ama açıklık getireceğim. Dediniz, bizi için. İzleyenler de bilsin. Evet. Bizi izleyenler de bilsin. Ya tutarsaydı Kıpas yanında 85-90 tane çalışanı vardı kapanmazdan önce. İstihdam yapardı. Ve Kıpas'ın bütün hatları rentable değildi. Bakın neydi bütün hatları? Üniversiteler, yurtlar, özellikle Batı bölgesi hiçbir zaman, merak edenlere söylerim, Batı bölgesi hiçbir zaman rentable olmadı. Yani kendi kendini kurtarmadı. Evet. Bir hat dönemlerinde, okul dönemlerinde ciddi bir popülasyon olurdu.
Ondan sonra ne oldu? Ne yaptı hükümet edenler? Üniversiteleri göndermeye başladı. Müsaade ettiler. Her üniversite otobüs aldı. 13 hikayelerin yok. Kıpas da bu şekilde hala daha Kıpas'ın borcu var. Arzu edenler Halk Bankası'na sorabilir. 5 ortak her bölgeden biri seçildi. Ha diyebilir mi? Ha bu kişilerden mi kurulacaktı? Ben mesela Ercan bölgesindeydim. Evet. Onda seninle tartışırım. Ama o dönemde normal işlere tamam olduğu için çok ciddi bir riskti Kıpas kurulurken. Ama şu anda bir yıldır Kıpas çalışmıyor. Net, açık ve net. Merak edenler de duysun. Dönem dönem söylenişte Kıpas için uğraşır bilmem ne. Hayır hayır ben birlik başkanıyım. Kıpas'ı gittiğime temsil etmiyorum. Ben karışın üyelerini temsil ediyorum. Bakın net konuşurum. Peki şimdi taşmacı... Lar sokağa döküldüğünde en çok talep edilen şey seyir sefer harçları, muayene, işte bazı zaruri giderlerin muaf olunması. Siz bunu savunuyor musunuz? Yani böyle olunmalı mıdır? Yani şimdi, çok uzun süre çalışılmadı ve yani insanlar şimdi, da zaten zor bir dönemde. Şimdi Deniz Hanım, bakın işin gerçekleri bunlardır. Bu konuştuklarımız şeydir. Evet. Cevap versin diye, yani cevap vereyim diye söyledim. Zaten ben soru... Hayır, ben açık söyleyeyim size. Bu sektöre, toplu taşıma sektörüne, turizmciler bir yıl var hiç çalışmadı. Ne olacak verdiğinde 2000 TL? Bunda geri ister hükümet. Bunda geri ister hükümet. Ne o 2000 TL'den ne olacak? Bir yıl çalışmadı bu arabalar. Evet. Ciddi bir turizm popülasyonu olmaya başladı ülkede. Şoförlerimiz, çalışanlar, mal sahipleri vito aldı. Sıfır çıkaranlar oldu. Güneyi geçtik. Standartta güneyi geçtik. Güneydeki toplu taşıma araçlarını. Konforda bu bir gerçektir. Yeni yeni otobüsler geldi. Ha sıfır olmasa bile 6-7 yaşında. Ama bu, güzel bir şey. Güzel bir şey ülke için tabii. Evet. Taşımacılık için. Turizmimiz için güzel bir şey. Gerçekten güzel bir şey. Güneyi de geçtik. Taşımacı standartta. Eskiden derler de işte güneyin işte mavi otobüsü geldi girdi halk arasında biz geçtik. Taşımacılar olarak. İki taraftaki taşımacılar olarak. Ne oldu? Pandemi geldi. Bugüne kadar hükümet edenler, şu andaki hükümet de bir kuruş katkı vermedi şeye, taşımacıya, toplu taşımacılara. İşte biz bunları konuşacağız. Evet. İki tarafın da bunları konuşması gerekir. Yok çıkar grubudur, yok menfaat grubudur. Bunları konuşacak. İki tarafın da konuşması gereken bunlardır. Bir kuruş katkı verilmedi. Toplu taşımacılık en az 4 yıl hibe ister. Turizm açılacak insanın birine derler. Açılır inşallah ya. Kim açılır gelecek? Tabii, bir anda otellerden, otellerdeki şeyden açacak. Herkesin şeyleri var. VIP arabaları var otellerin. Çünkü şartlar öyle bir getirdi ki sanki de farzdır. Yani X şeyin aracına bindiğinde sanki daha emniyetli gider. Ya üniversitelerin özel taşımacılığı da mesela en çok konuşulan hizmet almıyorlar. Yani çok konu var. Hizmet alınmıyor sektörden. Bunları hiç konuşan yoktur ama. Şu anda konuşulan karış başkan şudur pandemi taşımacılığı. Be mübarek dur ya ayakların yere bassın ya. Kim şişirdi seni bu kadar konuşup? Sakin ol, rahat ol. Bunları düşün. Bunlara konsantre olacaksın da çıkacaksın karşıma konuşasın. Ve üye de inansın sana güvenir olasın. Bunlar yapmacık geçtin. Bir saat başka rolde, bir saat akşama da başka rolde. Oynamayacağım. Bunları oturacaksın masaya. Peki işte hükümete bunları götüreceksin. Müsaade et. Konuşsanız, öyle bir teklif olursa biz hazırız. Bugün zaten dedi ki biz asla birleşmeyik. Hayır birleşmesin. Yani o... Hiç o değil. Öyle bir teklif gelirse bak kamuoyuna. Açık ve net söylerim. Yani karışın kapıları da bakın. Olalım. Üye olsun ya düşlü üyelikten herkese açıktır. Bütün taşımacılara. Yoktur öyle bir lüksümüz. Yönetimlerin çıkardığı... öyle bir lüksü yoktur. Düşünmek söylemimiz bir olması gerekir. Evet. Paydaşık. Evet. Bak gene buradan sizlerin aracılığıyla açıklarım. Teklif gelmesi halinde dedim ben. Uzlaşıya varsın. Keşke grevden evlerinden önce geleydiler. Arayaydılar. E işte haber ettik falan. Geç bunları ya. Kiminle konuşayım sen? Geç bunları mesela anlatma. Aradın telefonuna sahibi cevap vermedi.
Ya gönderdin, ciddi bir adamla geldi, konuşmadı. Elçiye ne gerek var? Hiç. Konuşmamız gereken konular var tabii. Konuşulması gereken. Ha biz siyasi heyetten direktif aldık, böyle devam edeceğiz. Çünkü siyasi de kokar bu iş. Kokusu çıktı onun da. Bilmem. Yani siz hükümetin zaten daha önce büyük ortağının içinden hükümetin iddialarda bulunmuştunuz. Yine takip etmiştim. Diğer birlik kurulduğu zaman yine bir takım söylemlerde bayağı tabii yok, karışın yani. Kapılar açıktır herkese. Evet. Benim öyle lüksüm yok zaten. Hiçbir sivil toplum örgütünün yönetimi. Evet. Yeter ki o şeylere sahip olsun. Gelsinler üye olsunlar. Ha sen gelme. Ben de o tarafta. Siz bu tutamam. Ama laf atma artık. Menfaat grubu. E sen aldın menfaati ya. Çıkar grubu sensin. Gittin. Çıkar grubu ucuza gittiniz. Yani menfaat grubu sensin. Kusura bakmasınlar. Peki devlet... Ne olacağıdır? Onu da söyleyeyim size. Söyleyin de sorayım. Biz burada açıyoruz. Ne yapması gerekir şeyin? Devletin. Bunlardır esas önemli konular. 4 yıl ödemesi lazım. Turizmciye de, güzergaha da, öğrenci taşımasına da. Ödemesi gerekir. Ben ne istedim Ulaştırma Bakanı'ndan? Tarife düzenlemesi istedim. Sayın Bakan dedim, lütfen bakanlar, geçmiş bakandan da istedim. Götürün dedim ve bir an önce geçsin. Çünkü dışarı hizmet satar bu sektör. O taraftaki arkadaşlar da özel okullar hizmet alır. İşine gelir sadece takip tarifeyi. Devleti takip eder. Yani taşıma işletmeleri. Çok düşük kaldı değil mi? Çok düşük. Yani gülünç. Gülünç. İmkanı yok. Peki alacaklarınız vardı. Bu alacaklarınız tamamlandı mı? Yani Maliye Bakanlığı size bütün alacaklarınızı ödedi mi? Ödedi ama şey vardı. Bakanlar Kurulu'ndan yasa geçti. Evet. Sayın Başbakan açıkladı. Hangi banka uyar? Daha yazışmalar bitmedi. Beni bugün Limassol Bankası'na aradılar. Sordum. Evet. Yani bu konu başka bir konuyla ilgili. Yok. Vakıflara sorun yok. Daha çıkacak, yazı gidecek falan filan. Yani bunlar hikayedir, ağırdır bunlar. Evet. Konudan konuya atlarık. E nedir bu yapılanma? Bu yapılanma nedir? Ya vatandaşlar bir hesaplasın. Evet. Mehmet Saydam'ın kulakları çınlasın. Mehmet Bey çıkarın evet, bu programı çıkar. Anlatsın. Evet, doğru. Mehmet Bey gelsin anlatsın. Ya. Nedir bu yapılanma? Borç yapılanması nedir ya? Tekrar senden evrak ister. Senet sepet yapacak, onun parasını ister. Kime çalışacak biz? Daha da pahalıya mı olacak ödeyenlere? Taksitleri artacak. Ben bugün birisiyle konuştum. Yani ilgili bir arkadaşımızla konuştum. Ben sırf bilgi edineyim diye. O izah etti bana. Örnek bir borç koyduk 6 aylık. Hem de döviz üstünden. Evet. Çok güzel bir rakam çıktı banka için. Yani faiz ya oldukça sıra bakmasınlar. Faiz yani herhalde, şeyde de faizciler yasası... diyeyim, tefeci demeyeyim. Evet. Bankalar geçti bu ülkede onu. Onun zaten için bir an önce de bir konudan konuya geçerek gene dönerim. Evet. Bir an önce de banka şey hükümet güçlü olması gerekir. Sen devletsin ya. Devlet yönetme bunu gerektirir. Ben öyle bilirim. İlgili bakanlıklar oturup çalışmanı yapacaksın. Diyecek çünkü bu faiz yasası geçecek. Yeter taşımacıyı Vakıflar Bankası. Onlarla çalışırız. Çalışır, çalışır, faize çalışır. Hazırlık kredisi alır. Cebinde para yok. Evet. Avans alır. Yani. Yani zaten bu sadece taşımacılara özel bir ben şey. Ben kendi sektörümüzde söylüyorum. Tabii, çarşıdaki sektör de öyledir. Ya. Ne yapacak? Hadi açıldı çarşıya taşımacı da yapacak. Ha bu artar alan parayı kime verecek hükümet? İşte taşımacı oturacak bunu konuşacak. Gidecek hükümetin kapısına 2000 TL ile uğraşma. 2000 TL ile uğraşma. Onu bile istemezse versin hükümet. 2000 TL'yi veririm sana der. Ruhsat parası ama bunu döner alırım. Onlar da kendilerine göre haklı. Bilemem. Maliye Bakanı hala daha der. Para yok der şeyde. Maliye'de para yok der. Belki Sayın Maliye Bakanı'na, Sayın Başbakanı'na. Bilemem. Ama sivil toplum örgütlerinin, sendikaların görevi budur. Böyle haklarla uğraşacaksın. Böyle haklar alacaksın. Yok düşecek memur alır da bilir. Bırak sen memuru. Memur çalışır alacak en doğal hakkıdır. Bırak öğretmeni senle. O da çalışır olacak hakkını. Botrolları. Zaten taşımacı da botrol oldu. Kaç kuruş aldığını maliyeden çıkar bilirler. Bırak sen garibanlarla uğraşma. Günübirlik yaşayanlarla. Çıktın ilk bir demeç verdin. İşte memur ödenle bilmem ne uğraşma sen. Sen yukarılara bak. Sen kendi sektörü kullanasın. Ne koyabilin ortaya? Vizyonun nedir?
Nedir düşüncelerin? Sen bunlara bakacaksın. Sen başkanın, sen da temsil ettiğin bir kitle varsa sen bunlara bakacaksın. Oturacaksın, hesap yapacaksın. Çağıracaksan paylaşın, gündeye geleceksen paylaşın ha. Değilsin budur, oturulacak. Onun için toplu taşımacılık ciddi bir destek ister. Hükümet edenlerine bakacak. Nettir bu. Turizm taşımacılığı başlarsa 1 Nisan'da inşallah başlar. Evet. Güney yok. Güney bacağı yok destinasyonda. Çok zor olacak çünkü Vito'lara engel getirdi. Güney, Vito taşımacılarına. Çünkü kendi içinde bu. Ha, kendi tabii, kendi vatandaşını destekleyecek. Bizi istemez ki zaten bu tarafa gidelim. Bin bir zorluklarla park yerine sokmazdı, polis bırakmazdı. Bin bir zorluklarla bu vitocular bu taşımacılığı yaptı. Hangi taşımacılığı yaptı? Güneyden kuzeye gelen, Avrupa'dan gelenleri taşıdı. Charter uçuşların haricinde acenteler getirir, ciddi operasyonlar olurdu pandemiden önce. 80-85 tane otobüs çıkardı tura. Bu ülke için kısa dönemde çok büyük başarıdır. Onları da kutlarım ben buradan. Acenteleri de kutlarım ben buradan. Yani ülkeye turist çekmek de çok önemli bir şey. Gayet tabii. 1 Nisan'dan sonra mesela öngörünüz nedir? Bu taşımacılık ne zaman ne gelecek kalkar? Şimdi? Bak şunu söyleyeyim ben size. Bakmak lazım. Ben geçen gün şeyin açıklaması vardı. Hoşuma gitti çok. İzledim. Ne gelecek burada? Kongre turizmi. Gelir mi sizce? Yani çok gelmeyebilir. Antalya'da oteller boş. Siz olsanız müsaade eder misiniz? Etmem. Ha? Doğru konuşacak. Bütün beklentimiz İş Türkiye'dendir. İş turizmde de hareketini sağlamabilir. İş turizm bitmiştir. İş turizm bitmiştir. Üniversiteler bak, okullar ben, açıldığı zaman. Bak ekonomist, bak ben ekonomist falan değilim. Muhasebeci de değilim. Evet. Ama ben baktığımda, marketlere girdiğimde iş turizmde bitmiştir. Kim gidecek iş turizme? Memur. Doğrudur. Özel sektör kolay kolay gidemez işinden gücünden dolayı. Evet. Düzenli bir mesai saati olan memurlarımızdır bu ülkede. Memurun alım gücü düşmedi mi? Dövizi endekslediğinde memurun alım gücü düşmedi mi? Marketleri kim denetler bu ülkede? Çarşıyı, pazarı gördünüz mü siz birini? Yok, her bir market ha? Fiyat uygulamanın peşinde. Hayvancılar yok. Şikayetçi. Kasaplar şikayetçi. Etin kilosu bazı yerde 120 TL'dir. Evet. 120 TL'dir. Hükümet ne yaptı taşımacıya? Onu da söyleyeyim size. Bu kredi dalgasında 115 tane veriyorum size diye şey. Ama belki de Sayın Başbakan da bilmez bunları. Ama Sayın Başbakan'ın danışmanları olması gerekir. Ekonomist onu yönlendirmesi gerekir. Bence ciddi bir şey kurması gerekir. Bu ülkede bir şey olduğunda Sayın Başbakan'ın bilmemesi ihtimali yok bana göre. Her konuyu bilemez. Yani işte bir bakan da her konuyu bilemez. Tamam işte müsteşarları, danışmanları bilgi vermiştir. Sen ekibini kurman lazım. Nedir, neler oluyor? Ne olması gerekir bilgi alman lazım. Ülkenin durumu vahim. Bizim sektöre gelelim. 4 yıl alacak şey. Bu desteği alması gerekir. Taşıma sektörü. Bu şarttır. Yürüyemez. Turizm taşımacı da hareketlenmeyecek. Başlayacak. Otelci taşıyacak. Kendi arabası var. Bazı acentelerimizin kendi arabaları var. Küçük. Tek tük de büyük arabaları olan var. Taşımacı bekleyecek. Ve iş kalırsa hareketlenecek. Ciddi bir destinasyon yok. Şu anda görünmüyor. Evet, ana vatandan gelecek olanlar var falan vesaire. Duyum alırık. Ama ben mantıken düşündüğümde derim Antalya'da oteller de var. Avrupalı nasıl gelsin pandemiden dolayı? Gelebilir mi? Rum zaten güney şey aldı. Karar aldı. Taşıma araçlarını sokmam. Az da gelirse diyor. İngilizleri de geçirmeyeceğim. Bizde şey yapsınlar, tatil yapsınlar. İsraillileri de geçirmeyeceğim. Ruslara da geçirtmeyeceğim. Beklerik Rus turist. Koyacaklar. Charter uçak gelsin. Yoksa gelecek saatlerle beklesin. Şeyde havalanlarda da aktarmalı gelsin buraya. Yani bunlar, ben turizmci değilim. Onlar daha iyi bilir konularını ama. Sıkıntı görüyorsunuz ilerisi için. Yani benim düşüncelerimdir bunlar. Benim de kendi arabalarım var. Ve ciddi bir turizm taşımacılığı yapardık. Diğer arkadaşlar gibi. Evet. Hepsi yadır. 13 Mart'tan sonra hepsi park halindedirler. Peki bu devletin işte 1500 TL katkısı vardı. Onlardan yararlanabildiniz mi? Şunu yoksa sigortalara olan borçlardan orada dolayı. Bakın orada gene bir bilgi evet. Kirliliği var. Evet. Hükümet ne dedi bize? Alın dedi %15'i.
%15 şeyi, parayı faizle gidin borçlanın, bankada verirse size, risk grubunda değilseniz, gidin dedi kamuya olan borçları ödeyin. Yani devleti ödeyin. Ben de dedi size yanınızda çalışanlarınıza 1500 lira bizim sahiplerini kapsamaz o. Evet. Çoğu yani bir yanlış bilgilendirme var. Yanlış bir algı var şeyde. Tabii ben bizim sektörle ilgili konuşuyorum. Tabii sizin sektörle. Mal sahipleri almıyor o parayı. Yanımızda çalışanlar alıyor o 1500 TL'yi. Bakın bu adamlar işsiz. Ha 1500 TL'yle ne yapacak bu adamlar? Zaten kalmadı biri. Çoğu memleketine döndü. Ülkede de olanlar kendi başının çaresini başka işlere ayrıldılar haklı olarak. Yani bu durumdadır şey. Şu an açılacak sektörü. Olsa mesela Nisan'dan sonra dediniz ya ülkelerine döndü. Birilerini bulabilecek misiniz araçları kullanmasın? Bulamayız. Bulamaz. 60'lıyı 65'e istedim ben ısrarla. Bugün de görüştüm şeyle, Ulaştırma Bakanı'yla. Acele edin bakanlar kuruluna götürün. Evet. 60'lıyı 65'e çıkarın. Bütün dünyada bu böyle Avrupa'da, Türkiye'de, güneyde tedbir alınması gerekir. Eğitim Bakanı der ki ben 1 Nisan'da açmam okulları. Taşıma sektörü aşılanmazsa. Evet. Yardımcıları falan vesaire güzel bir şey değil. Aşı taleplerimiz var. Bugün 9 Mart. 1 Nisan'a ne kaldı? Sağlık Bakanı aşıyla ilgili bir açıklama yapacaktı ama henüz İnşallah. Sanırım yapmadı. Hatta ben şunu söyleyeyim. Yani evet belli bir yaş grubu da yaşlansın. Ama bu kamuyla halkla iç içe olan sektörler yani fazla da yaşa bakılmaksızın süreklilik arz eden çalıştığı yerlerde bana göre açılması lazım. Restoranttır. Evet. Kafedir. Yarın açılıyor onlar. Dış mekanlarda vesaire. Hizmet verebileceklere. Aşılanması lazım. Yani evet. 20 binden aşı geldiyse evet. Bana göre bu sektörün hızlı bir şekilde aşılanması tabii lazım. PCR testleri zorunluluğu getirildi birçok her yerde var. PCR 2 haftada bir PCR testi yapılacak ama aşı tabii ki tamamen farklı bir olay. Çünkü mesela size çocuklarını emanet ediyorlar. Evet tabii. İnsanlar güvende olmak ister. Haklı olarak. Riske atmak ister. Araç sürücüsünde şey evet. Vardır. Yani şoförler de aynıdır. Evet. Bizler de aynıyız. Hepimizden. Peki çağrı yaptınız. Dediniz ki biz uzlaşıdan tarafız. Eğer diğer taraf bizimle irtibata geçerse doğru anladık. Orayı. Ben bak siz başkan olarak gene söylüyorum. Evet. Biz yapılan bütün görüşmelerde bizim kültürümüz şudur. Uzlaşı kültürüdür. Evet. Uzlaşı kültürüdür. Ama sen bir pandemi taşımacılığında eşitlikten yana diyen nasıl eşitlik? Bir sene var yaptın bu pandemi taşımacı otobüslerle, Vito'yla hala daha devam eden hangi eşitlikten yana bahsedin? Bu tarafa gelince eşitlik sende olunca sayılmaz. Ne anlarsınız siz bundan? Bu odur. Onun için doğru konuşmuyor. Açıklayan ve konuşan doğru konuşmuyor. Kamuoyunu yanlış bilgilendirirler. Bir algı operasyonu. Ben başbakanına söyledim, Maliye Bakanına söyledim. Kim söylerse inanmayın. Çıkarın maliyeden kim para aldı? Kimlerin faturası var? Kimlerin faturası var? Ha onu da tartışırız. Bu devlet... Bu maliye o kadar güçlüyse da bu pandemi taşımacılığını devam ettirecek. Ben söyleyeyim. Benim görüşüm. Madem maliye de yok. Evet. İşte 1500 de verelim şu bu. Pekala bu taşımacılığı siz kimin için, ne için yaptırırsınız? Hadi öğrenciler için tamam. Bir gelen öğrenciler de ortadadır yani. Bilemem yani çok ciddi rakamlar gelmedi. Yani sanırım ben yakından takip ederim. 4000 bir etapta geldi. 4000 şimdi herhalde 10.000. Fazla girmek istemem o konulara yani denilmesin. Evet. Ama öyle... Tam rakamları açıklamadılar tabii ama. Ben yakından takip ederim. Nereden takip ederim? Pandemi taşımacılığı yaparız ya orada. Evet. Kaç otobüs gitti? 3 otobüs. Kaçar kişiden? İşte atıyorum 6-7 tane Vito geldiyse ama hepsi de öğrenci değil bunların. Evet. Oradaki taksiler de alır. Doğrudur. Öğrenci sayısı çıkar. Zaten daha Türkiye'den çok az öğrenci geldi. Bizim daha gözlemlediğimiz. Tabii yani şeyden Nijerya'dan, Afrika ülkelerinden gelen şeylerdir. Öğrencilerimizdir.
ülkeye. Şu an online eğitim sürdüğü için sanırım daha düşünülüyor. Evet. Evet, programın sonuna geldik. Birçok mesaj var ama bu kadar çok mesajı da bayağı mesaj attılar. Herhalde siz daha sonra kendiniz bakıp okursunuz. Çünkü birini okursam ötekini okumamazlık edemem. Başka, yani 20-30 başka, tane mesaj var. Başka burada. Sormak istediğiniz bir şey var yok, mı? Yok, benim artık ben sormak tekrardan, istediğim bir şey yok ama yani ben uzlaşı tarafta tüm taşımacılara birlik beraberliğe çağırıyorum. Bakın, evet. Birlik beraberliğe çağırıyorum. Olan da olmayan da Kariş'teki üyelerden üyeliği düşen de buyursun gelsin. Diğer taraftaki arkadaşlara söylüyorum. Tamam ya. Ama bazı noktalarda arzu ederlerse bir paydaş olarak oturulur konuşulur. Fikir alışverişi. Tek ses olunur. Evet. Tek ses olunur. Bu prangalardan kurtulsunlar. Bundan daha bir şey yapacağım bir açıklama yoktur benim. Evet. Daha da değerli bir çağrı var. Aynı çağrı onlardan gelmedi. Ama biz diğer tarafa haber saldık. Elçi gönderdik. Ya bunlar kabul edilmez. Bunlar kabul edilmez. Kimse kimseyi kandırmasın. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Ama toplu taşımacılık ben tekrardan üstüne basa basa söylerim. Ciddi destek ister. 4 yıl. Teşvik, destek adı ne isterse olsun bu yatırılır masaya. Eğer devlet, hükümet edenler ki devlet yönetir, biz bu ülkede işte turizm taşımacılığının güzergahı öğrenci taşımacılığı devam etmesin. Pardon. İstersek yatıracak masaya. Düşünecek. 4 yıl hibe programını mı alır? Ne yapar? Hesap üzerinden. Nasıl katkı koyabilecek? Çünkü 4 ay sonra bu yazın sonuna hiçbir şey kalmayacak. Peki bir şey daha sorayım. Buyurun. Yeni geldi ama mesela turizm fonunda olan bir para var. Mesela oradan yararlanabiliyor musunuz? Şimdi yararlanamıyoruz. Şimdi onun da çalışması yapılır. Turistik evet. Arabalara şey verecekler. İstemedim ben söyleyeyim. Rakam yok ortada. Evet. Ben tahmin ederim verilecek olan rakamı. O da destek kişi verilecek. Kişi başına destek verilecek. Ya açıkla rakamı. Yani açıkla paranı. Rakamı açıkla ya. Duysun bu sektör. Bu taşımacı duysun. Açıklayın. Sayın yetkililer açıklayın ya. Bu sektör duysun. Ben söylemeyeyim o rakamı. Evet, yani çünkü ciddi ama... ciddi bir sektör ciddi beklenti içerisinde. Bakın bu da iyi bir şey değildir. Yüksek rakamlara ciddi bir beklenti var. Bizim geçmişteki şeyimiz yapılan hesaplarda 75 bin TL istedik. Bakın bu bilimsel hesabıyla çıktı ortaya. 75 bin TL hep hesaplandı. Ve 75 bin TL şu anda sana 4000 TL verirse bir şeye vitos olan otobüsü turistik diye ne yapabilirsiniz siz 4000 TL ile? Adı olur onun. 4000 TL 2 tane kükuda kapatsınız siz otobüse. Bakın. Vitocu servise göndersin arabasını 1800 TL ister. Mercedes Vito'lar 1800. Büyük otobüsler 3000 kusurlarda bir yağ değişimi, servisi falan vesaire. Biri birimizi kandırmayalım. Yani hükümet edenler de oturup bunu iyice yapması gerekir. Taşımacının sorunu bunlardır. Haklar böyle alınır. Böyle alınması gerekir. Değerli meslektaşlar. Diğer tarafa seslenelim. Bakın. Bu tarafından paydaşsınız. Kariş'in kapıları herkese açıktır. Bunu kabul edecek. Kariş eski bir birliktir. Köklü bir birliktir. Bir otoritedir. Elbette devlet Kariş'i kabul edecek. Maliye Bakanı'na görüştük aynı konular. Şimdi onlar görüşmeye çabalar, görüştüler. Ya o pandemi 50-50 falan. Bilmiyorum. Bugün görüşürüz. Zaten dün de biz gittik. Sayın Bakan haklı olarak tabii meclisten çıksın falan 5.5-6'yı buldu. Onun için ben birlik beraberlikten yana diyorum. Herkese saygılarımı sunarım. İyi akşamlar. Sağlıklı günler dilerim. Çok teşekkür ederim. Size de teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Verdiğiniz bilgilerden dolayı dediğim gibi birçok mesajınız var. Bir ara okursunuz. Şöyle bilgiler de var. Yok destek yalan. Mesajları da var. Tabii şimdi mecbur değil herkes bir görüşte olsun. Gayet tabii. Ama şimdi yani, karşı taraftan da gelecek olan mesajları herkesin biliyorum. Herkesin ortak sorunu bir aslında. Birdir. Yani, bir hedef birdir. Böyle bir dönemde zor yani. Şartlarda devam ettirmek. İnşallah. Bayağı zor. Evet. Evet teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler haftaya farklı bir konukla birlikte olmak üzere hoşça kalın.